Merhaba arkadaşlar. Ekolojinin 3. testi ile birlikteyiz. 1. soruda diyor ki komite içerisinde canlılar beslenme ilişkilerine göre ototrof hem ototrof hem heterotrof hem de heterotroflar olarak sınıflandırılıyor. Buna göre e, seçeneklerdeki örneklendirmelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar ototrof çınar olabilir değil mi? Öglena olabilir. Böcekçil bitki olmaz. Neden? Çünkü böcekçil bitki hem ototrof hem heterotroftur. Öglena da olmaz arkadaşlar. Bu da hem ototrof hem heterotroftur. Çam, liken demiş. Liken şöyle bir durum var likende. Ee, liken arkadaşlar mantarla bitkinin birlikteliğidir. Oradaki bitkiyi alırsak yine bunu ototrof olarak kabul edebiliriz. Daha sonra geliyorum hem ototrof hem heterotroflara. Arkadaşlar böcekçil bitki de olur. Bakın öglena da olur. İkisi de olur. Heterotrofa geldiğim zaman öglenayı alamam. Böcekçi bitki de heterotrof alamam. O zaman cevabımız ne olacak? Çam, öglena, mantar olacak arkadaşlar. İkinci soru. Aralarında parazitlik ilişkisi bulunan iki farklı canlı ile ilgili grafik verilmiştir. Beraber yaşadıkları zaman ne oluyor? Bakın birisinin sayısı azalıyor, diğerinin sayısı artıyor. Ayrı kaldıkları zaman da arkadaşlar yine tam tersi etkileniyorlar. Diyor ki buna göre A ve B canlıları ile ilgili hangisi doğru olur? A tenya, B insan demiş. A cin saçı, B fasulye demiş. A insan, B bağırsak solucanı demiş. A öksü otu, B badem ağacı, A bakteriyofaj, B bakteri demiş. Şimdi beraber yaşadıkları zamanda birinin sayısı artarken diğerinin sayısı azalmış parazitlik ilişkisini veriyor bize. Ayrı kaldıkları zaman diliminde de diğerinin sayısı artarken bunun sayısı. Şimdi A o zaman arkadaşlar konakçıdır. Bakın konakçı, konak veya konaktır. B ise parazit olan canlıdır. Parazit. Yani B'de parazit arayacağız biz. Buradaki parazit hangisi? B'deki parazit bağırsak solucanı değil mi? O zaman cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Üçüncü soru. Yarı parazit bitkilerde gözlenen özelliklerinden hangileri tam parazit bitkilerde de görülür? Şimdi yarı parazit bitkiler fotosentez yapabiliyor ama tam parazit bitkiler yapamıyor arkadaşlar. Fotosentezle organik besin üretme? Hayır. Bu tam parazitler yapamıyordu. Kök sisteminin bulunmaması evet ortak. Sadece odun borularına emeç gönderme? Hayır. Tam parazit bitkiler hem odun hem de soymuk borularına emeç gönderir konak bitkiden sadece su ve mineral alabilme sadece dediği için olmaz arkadaşlar. Çünkü tam parazit bitki su ve mineral alıyor hem de besin alıyor. O yüzden bu da olmaz cevabımız yalnız iki A şıkkı olur. Dördüncü soru. İki farklı paramesyum türünün aynı ve farklı ortamlarda gelişim durumu aşağıdaki grafiklerde verilmiştir diyor. Buna göre aynı ortama bırakılan paramesyum türlerinde belirtilen değişimin gözlenmesine hangileri neden olmuştur? Şimdi arkadaşlar, aynı ortamda neden birisinin sayısı azalırken birisinin sayısı artıyor? Çünkü arada bir rekabet vardır. Besin rekabeti. Aynı tür olmadıkları için üreme rekabeti olmaz. Ama farklı türler arasında besin rekabeti olabilir. İşte barınak rekabeti olabilir arkadaşlar. Diyor ki, ortamda biriken zehirli ürünler. Hayır, bununla bilgisi yok. Besin ya da ortam için yapılan rekabet evet, bu olur. Aurelia'nın avcı, kaudatum'un av olması, av avcı e, grafiği böyle değildir arkadaşlar, bu rekabet grafiğidir. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız yalnız iki olur. Av avcı grafiği büyük ihtimal birazdan çıkar karşımıza. Evet, işte çıktı. Bakın 5. soruda. Aynı habitatta yaşayan vaşak ve tavsan, tavşan sayısının zamana bağlı değişimi ile ilgili aşağıdaki grafik verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Avcı sayısının artması, Av sayısını da artırmıştır. Hayır arkadaşlar avcı sayısı artarsa av sayısı ne olur? Azalır değil mi? Çünkü o onu e, tüketecek. O yüzden bu yanlış. A. Vaşak ise B. Tavşan. Tavşana ait birey sayısını gösterir. Evet tam tersi olacak zaten. Doğru. Tavşan sayısının artması vaşak sayısını olumlu etkiler demiş. Hayır arkadaşlar. E, evet arkadaşlar doğru olacak. Tavşan artarsa da ne olur? Artar. Doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Holozayik beslenen canlılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Holozayik ne demek? Katı beslenme demek. Besinleri doğrudan üreticilerden karşılayanlara herbivor denir. Yani otçul beslenme denir. Bu doğrudur. Otçullarla beslenenlerin kesici dişleri gelişmiştir. Hayır arkadaşlar. Kesici diş sert şeyleri hani e, ısırmaya ve işte parçalamaya yarar. Dolayısıyla ot zaten sert bir şey olmadığı için kesici dişlerin gelişmesine gerek yok. Bu etçillerde gelişmiştir. O yüzden bu yanlıştır. Etçillerin bağırsaklarında selloz sindiren bakteriler bulunur demiş. Evet arkadaşlar. Bir dakika etçillerin bağırsaklarında. Aa bir dakika durun kesici dişler arkadaşlar. Kesici dişler otçularla beslenenlerde gelişmiştir doğru. Neden? Çünkü e, onu koparıp hani kesmesi lazım. Ben köpek dişleriyle karıştırdım özür dilerim. Bu doğru olacak. Etçilerin bağırsaklarında selüloz sindiren bakteriler bulunur. Arkadaşlar sadece etle beslenen, otla işi olmayan bir canlının selülozu sindirmesine gerek yok. Çünkü selüloz nerede var? Otta var. O zaman bu yanlış olacak. Besinlerini büyük ve katı parçalar şeklinde alırlar. Evet, doğrudur kas, sinir ve sindirim sistemleri iyi gelişmiştir. Doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. 7. soru. Bir popülasyona ait S tipi gelişme grafiği aşağıda verildiği gibidir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar T1 e, birey sayısı artıyor. Diyor ki T1 evresinde doğum ya da ölüm olayları, olayları görülmez. Bu yanlıştır. Var ama az bakın hafif bir yukarı doğru kalkmış var ama azdır. T2 evresinde üreme hızı yüksektir. Evet, logaritmik artış evresidir. Bu doğru. T3 evresinde çevre direnci etkisini göstermektedir. Nedir çevre direnci? Bakın, hep kar karıştırılıyor. Çevrenin bireye karşı oluşturduğu direnç, yani bireyi öldürmek için elinden yaptığı her şey, elinden geleni yapıyor. Biz buna çevre direnci diyoruz. Dolayısıyla T3 evresinde başlıyor çevre direnci. Doğru. Popülasyon diyor, popülasyon yoğunluğu diyor. T4 evresinde en düşüktür. Arkadaşlar, bakın popülasyon bir yani birey sayısı maksimum olduğu yerde yoğunluk neden düşük olsun ki yoğunluk en yüksek olduğu yerdedir. Bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. 8 soru. J tipi gelişim gösteren popülasyonlar için hangileri yanlıştır? Arkadaşlar, bunlarda bir denge evresi yok. Popülasyon taşıma kapasitesine geldiği anda duruyor. Yani büyüme hızı. Diyor ki Mevsimlik ya da göçmen canlılardan oluşur. Evet. Yani çünkü dolma kapasitesine geldiği zaman duruyor. Artık yenisini almıyor yeni bireyleri. Dolayısıyla mevsimlik göçmen canlılardan oluşuyor. Popülasyon çok hızlı bir şekilde denge evresine ulaşır. Hayır, ne dedik? Denge evresi yoktur dedik. Belirli koşullara sahip yaşam alanlarında gelişme gösterirler. Evet arkadaşlar. Zaten S tipinde de öyle, J tipinde de öyle. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur aşağıda verilenlerden hangisi popülasyonu sınırlandıran dış faktörlerden biri değildir. Doğal afet evet. Salgın hastalık evet arkadaşlar. Besin yetersizliği evet dış faktördür. eş için rekabete girilmesi ve doğum kontrolü demiş. Şimdi ee, popülasyonu sınırlandıran dış faktörlerden biri değildir. Eş için rekabete girilmesi olur ama doğum kontrolü olmaz. Çünkü doğum kontrolü isteğinizle yapılan bir şeydir. Yani dışarıdan e, direkt gönderilen bir faktör değildir. Kendi isteğiyle yapılan bir şeydir. O yüzden E şıkkı olmaz arkadaşlar. 10. soru Popülasyon büyüklüğündeki değişim diyor. Farkından belirlenir. Buna göre büyüyen, dengeli ve küçülen popülasyonlar için baskınlık derecesini istiyor bize. Arkadaşlar büyüyen popülasyonda ne olur? Doğum ve içe göçler büyüktür. Ölüm ve dışa göç olur. Dolayısıyla A büyüktür B. Dengeli popülasyonda ikisi birbirine eşit olacak. A eşittir B. Küçülen popülasyonda da doğum ve içe göçler ölüm ve dışa göçlerden daha küçük olacak ve popülasyon küçülecek. Yani A büyüktür B, A eşittir B, A küçüktür B şeklinde cevabımız A şıkkı olur. Son soru. Bir insan popülasyonuna ait yaş piramidi verilmiştir. Arkadaşlar bu büyüyen popülasyondur. Neden? Çünkü 0-14 yaş arasındaki bireylerin sayısı oldukça fazladır. Ve büyümekte olan bir popülasyondur. Diyor ki dengeli bir popülasyondur. Hayır. Üreme hızı yüksektir. Evet çünkü üretken dönemdeki bireylerin sayısı da yüksek. Doğru. Dışa göç oranı yüksektir. Hayır arkadaşlar yanlıştır. Dışa göç oranı yüksek değildir. Çünkü büyüyen popülasyonlarda dışa, dışa göç daha azdır. O yüzden yanlış olanı sorduğu için cevabımız D şıkkı 1 ve 3 olur. Evet böylece bu testimizi de bitirdik. Sonraki testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.